Efendim her şeyin uzmanı olur da paranın olmaz mı demeyin. İşte Özlem Denizmen bizlerle para uzmanı olarak para yönetimini bizlerle paylaşacak. Hatta bizleri eğitecek. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız Özlem Hanım? Çok iyiyim. Hayırlı Ramazanlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun tüm izleyenlerimize. Şimdi burada bir sürü kavanozlar görüyorum. Evet. Özlem Hanım nedir bunlar Allah aşkına? Dolduracağız. Nasıl dolduracağız? Dolduracağız. Evet şimdi burada bütün kadınlarımızı evlerinin maliye bakanı yapacağız. Öyle mi? Evet. Bütün hanımlar maliye bakanı mı olacak bugün? Evet. Duydunuz değerli izleyenler. Hepiniz birer maliye bakanı olacaksınız. Maliye bakanı. Nasıl olacak bu iş? Şimdi genelde İçişleri Bakanlığı. Evet genelde evet. Ama biz buna ek olarak Maliye Bakanlığı'nı da istiyoruz. Hatta erkeklerdir evde maliye bakanı gibi geliyor genelde bana. Genelde değil genelde onlar para kazandığı biz için. Genelde kadınlar ben paradan anlamam böyle deriz. Aha, öyle deriz. Bunu değiştireceğiz. Değiştirelim Özlem Hanım. Buyurun hadi. Şimdi bunu bu çarşambaları yaptığımız programla bu izleyenler hepsini yapabilecek. Şimdi neler? Önce neden başlayacağız? Önce nefsimize hakimiyetten. Ha. Buradan başlayalım mı? Başlayalım. Nefsimize hakimiyetten. Hemen şey geldi aklıma doğru mu? Yani alışverişi biraz kısacağız gibi. Gerektiği kadar kısacağız. Böyle çok kısmak gibi düşünmeyelim. Öyle kısmak mi? Olunca böyle diyet oluyor. Evet biraz olumsuz oluyor. Olumsuz oluyor. Peki. Şimdi bu ayda da böyle Ramazan ayında da nefisle ilgili çok bir önemli doğru, bir doğru. Yaşıyoruz. Dolayısıyla nefsimize hakim olmak da çok önemli bir konu. Oradan başlayacağız. Ona geleceğim. Ama buna şimdi insan neden nefsine hakim olsun? Bir şeye ulaşmak için. Dolayısıyla bir hayal olması lazım. Bir hayalimiz, bir hedefimiz olması lazım. Bir şey evet. Bir şeye ulaşmak istemek. Örneğin mesela emeklilik yıllarında hiç kimseye muhtaç olmamak. Hani deriz ya Allah muhtaç evet. Etmesin. Ne güzel demişiz değil mi onu da? Çok. Yani evet. İnsan hakikaten bugün böyleyiz, yarın belli değil hiç ne belli olacağımız. Hiç belli olmaz elbette. Örneğin her sene bir hafta ailecek tatil yapabilmek olabilir hedefimiz. Evet. Örneğin böyle başımızı sokacağımız bir evimiz olsun olabilir. Her şey olabilir. Her şey, her şey. Evet. Özellikle karı koca bunu beraber belirlerse... Ev daha huzurlu, daha mutlu oluyor. Dolayısıyla birinci olarak böyle bir hayal, hedef. Önce hayal diyorum çünkü hayal etmeden hedefe gelinmiyor. Doğru. Şimdi onu koyduktan sonra biz nefsimize hakim olup oraya gitmek için para biriktireceğiz. Hmm. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da yapmak için birinci yol, yani Maliye Bakanlığı'na giden birinci yol evlerimizin Maliye Bakanlığı'na o da bütçe yapmak. Evet, evet. Evet, şimdi bütçe yapmak deyince şöyle oluyor Şevval Hanım, hemen böyle kemer sıkmak anlaşılıyor, harcamamak falan yok değil. Burada böyle her şeyi planlı harcamak, planlı harcamak diyebiliriz aslında bilmek. Ona. Evet. Örneğin şimdi sizle başlayalım mı bütçede? Başlayalım. Peki. Siz harcamalarınızı yazar mısınız? Harcamalarımı? Evet. Peki. Günlük mü? Evet. Ha normal değil mi? Normal. Hiç yazmıyorum. Eyvah. Hatta bir ara Excel tabloda tutuyordum. Aa hiç oradakiyle benim harcamalar tutmadı bıraktım Excel tablo yapmayı. Hemen bir tavsiye veriyorum şimdi. Çok pratik tavsiye, uygulanabilir evet. Tavsiye bunları ben de uyguluyorum zaten. Şimdi bir harcama defteri. Hmm. Harcama defteri. Bunun daha küçüğü de olabilir. Çantamıza atalım. Biz üzerine de harcama defteri yazmışsınız. Üzerine de harcama defteri. Evet. Orada o gün ne harcadıysak tek tek yazalım. Çünkü yazılmayan şeyler uçup gidiyor. Doğru haklısın. Sonra diyoruz ki benim yanımda şu kadar para vardı. Nereye ne yaptım ben bu parayı? Evet, evet tekrar ediyorum. Bütün harcamalarımızı tek tek yazalım. Şimdi burada aslında kilo verirken bunu diyette de öneriyorlar. Öyle mi? Tabii bütün yediklerinizi yazın doğru. Bütün yediklerinizi evet. Tek tek yani insan bir bakıyor akşam oluyor uf bunları ben mi yemişim diyor. Doğru. Ya da işte harcamaları bunları ben mi harcamadım. Dolayısıyla harcama defteri her şeyi yazmaktan başlıyoruz. Güzel bunu öğrendik. Evet bunu öğrendik. Ondan sonra bir tane böyle bütçe defterimiz olabilir. Bütçe defterine de neyi nereye harcadığımızı yazıyoruz. Şimdi hemen ona geleceğiz. Yani neyi niçin harcadığımızı mı evet, yazıyoruz? Evet neyi nereye harcadığımızı. Buraya liste yapıyoruz onu da nereye harcadığımızı yazıyoruz. Evet. Ne fark var arada şimdi onu çözmeye çalışıyorum ben. Şöyle şimdi burada bütün giderlerimiz var. Günlük evet. Olarak yazıyoruz bunu. Evet. Bunu aylık olarak yapıyoruz. Ha, aylık. Yani biz diyoruz ki mesela işte Ağustos ayı geliyor. Ağustos ayında nerelere kaç para harcayacağım önceden. Bilmek lazım. Önceden kurşun kalemle yazıyoruz. Ondan sonra o kadar parayı bir kenara ayırıyoruz. Tamam. Ona göre harcıyoruz. Tamam güzel. Dolayısıyla bunu yaparken yani harcamaları yaparken yazıyoruz. Bunu da öncesinde peki. Karı koca evliysek eşimizle planlama oturuyoruz. Planlama yaparken evet. Yazıyoruz bütçeyi. Ayda bir saat diyorum ben buna ayıralım. Ayda bir saat. Ayda bir saat. Bu bütçe için karşılıklı konuşmak için. Evet karşılıklı peki oturacağız. Akşam vakti olabilir, hafta sonu olabilir ama bir karı koca buna ayda bir saat ayırsa
Yeter en az bir saat yeter. Peki şimdi neyi ayıracağız? Ne şimdi yapacağız? Oraya gelelim. Peki, ne yapacağız? Şimdi şöyle kitabımdan bir sayfa göstermek istiyorum. Evet. 1000 liralık bir gelir aldım burada. 1000 liralık bir gelir. Hı-hı. Hani 2000 olan çarpabilir. Bölmesi çarpması kolay diye. 1000 liralık bir geliri hangi kalemlere böleceğim? Yani hı-hı, harcamalar. Şimdi hep bana şunu diyorlar Şebnem Hanım. Maaşı aldım. Eyvah, para nereye gitti bilmiyorum. Birkaç gün, hatta bir haftada eriyor bazen. Bir haftada bazen. Eridi, evet. Eriyor. Elimize para geçti, nereye gittiğini bilmiyoruz. Ha. Bunu bilmek için de işte böyle yazmak lazım. Gerek. Böyle de planlamamız lazım. Peki, dolayısıyla planlamayı ben şöyle bir okuyayım. Hemen. Siz bu arada kavanozlarınızla ilgili. Evet, şimdi bu kavanozlarımızda o planlamadaki her bir kalemi ifade ediyor. Hmm. Şimdi evimizin Maliye Bakanı olacağız ya. Tamam. Bütçenin kalemleri. Burayla eş gidiyor aslında. Aynen, eş evet, gidiyor. Neler var? Şimdi en birinci olarak ne yapıyoruz? Birinci olarak şimdi diyelim benim elime 1000 lira geçti. Bizim ailemiz eline 1000 lira evet, geçti. Hemen ben oradan, her aileye göre bu değişebilir ama bir 10 lira ayırdım. Nereye? Hmm. Gördüğünüz birikim kavanozuna. Birikim kavanozuna, evet. Evet. Neden? Çünkü bunu ilk önce ayırmazsam bir daha kalmaz. Gider. Evet. Bir insanın eline de 1000 lira geçiyor ya da 990 lira geçiyor fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Ona biz evet, böyle kendimizi evet, uydurabiliyoruz. Evet. Tekrar ediyorum, bir insanın eline 1000 lira geçmesiyle 990 geçmesi fark etmiyor. Hı-hı. Ya da bu 970 olabilir. Çünkü ona göre hakikaten her şeyi biz ayarlıyoruz. Orada kalınca daha iyi bir şey yapılıyor. Tabii zaten. Tabii. Bunu atalım söyleyeyim mı oraya şimdi? Hadi atalım. Birikimimiz bereketli attı, olsun hadi diyelim. Bakalım. Ondan sonra gelen en büyük kalem kira. Evet. Ya da eğer mortgage, ev kredisi ödüyorsak ev kredisi olabilir. Evet. Dolayısıyla 1000 liradan biz burada ne kadar atmışız kitapta? 300 olması lazım. 300 yapmışsınız. Evet, 300 lira kiraya. Kiraya atıyorum. Böyle attık. Gitti. O da gitti kiraya. O da gitti. Peki. Ondan sonra gelen en büyük masraf mutfak masrafı. 250 de oraya ayırmışsınız. 250 de ayırmışız da burada 250 olsun, biz öyle 250 diye tamam, atalım. Şunu da ayırıyorum. 250 tamam, diye mutfağa attık. Hı-hı. Faturalar var. Hı-hı. Faturaları da atıyoruz. Hı-hı. Faturalara da atıyoruz ve ondan sonra gördüğünüz gibi zaten bütçemizin neredeyse %70'i yani eve gelen paranın gitti. Bayağı bir kısmı gitti. Nereye? Hı-hı. Kiraya, mutfağa, faturalara. Daha bir sürü var. Ulaşım var, sağlık var, eğitim, kıyafet. Hemen onları da gösterelim. Ulaşım var, sayıyoruz bunları. Sağlık var. Sağlık harcaması var. Eğitim var. Eğitim harcaması var. Şöyle kıyafetin bunları var. Kıyafet harcamaları var. Tatil demişiz, yaz tatil, ayları tabii, elbette. Tatil, bunu kıştan hakkı, siz ayarlarsınız kesin. Hani ben şimdi yazın ayırırdım. Evet, onları sana tek tek kıştan geleceğim. Kıştan ayarlarsınız. Ev eşyası. Ev eşyası. Eğlence demişsiniz. Olur ya, çocuklar dışarı çıkmak ister. Eğlence, sanat, kültür, evet, her şey. Kişisel harcama. Kişisel harcama. Kavanoz yetmiyor. Ve yardımı. Evet, yardım da çok önemli. Çok ona da önemli, geleceğim. Evet. Şimdi baktığımız zaman ben şunu şöyle gene yerine. Heh. Şimdi baktığımız zaman bizim 1000 lira elimize geçiyor. Evet. Azıcık bir kısmını birikime ayırdım. Sakladım bunu. Kendimden de saklıyorum. Tamam. Çünkü kendinizden bile saklayın. El hep birikime evet, gider böyle. Ondan sonra kiramı, mutfağı, faturaları koydum. Şimdi ulaşıma ayırdığım bir para var. Hı. Neden? Yani burada ben akbil kullanıyor olabilirim. Yani otobüs bileti evet, olabilir. Evet, benzin evet, olabilir. Aileye göre bu değişiyor. Sağlık için sigortamın dışında olan şeyler olabilir. Hı hı. Eğitim için harcadığım bir şey var. Kıyafet. Genelde biz kadınlar kıyafet konusunda gereğinden fazla harcayabiliyoruz. Hmm, hmm. Burada kıyafete harcanan para aylık maaşın %5'ini geçmemesi gerek. Hmm. Yani bütün seneye de bakarsak, çünkü o kadar çok kalem var ki baksanıza bütün evet, para buna giderse o kalıyor. O geçmeyecek, %5'ini geçmeyecek. Tatil için de benim önerim tatile borçlanmadan gitmek. Hmm. Şimdi ne yapıyoruz? Mesela borçlanıyoruz, tatile gidiyoruz. Sonra bir dönüşte sene bir de onu ödeyip strese giriyoruz ödemek giriyoruz için. Ben de diyorum ki aynen borçlanmak hmm, gibi önceden biriktirelim. Evet. Ondan sonra böyle gidiyor. Ev eşyası, eğlence, kişisel harcama ve de para yardımını da unutmuyoruz. Evet. Böylece 1000 liranın nereye gittiğini biliyoruz. Ve bu bölümde bunları anladık ki biz her harcamamızı planlı yapacağız, yazacağız, eşimizle konuşacağız, bir karar vereceğiz ve o doğrultuda yapacağız harcamalarımızı. Doğru mu özetlersek? Aynen öyle. Bir püf noktası var. Buyurun. Ama hayal hedef dedik ya. Evet. Bütçe yapmak için bir hedef olması lazım. Burada ev olabilir mi? Mesela ev kredisi ödüyoruz dedik burada. Ev almak olabilir. Ev peşinatı biriktirmek. Karı koca ya da arkadaşınızla da yapabilirsiniz. Ama burada bir hedef var. Ona kilitleniyorsunuz. Evet. Kredi kartınızın üzerine resmini yapıştırabilirsiniz. Ha. Cüzdanınıza koyabilirsiniz. Her açtığınızda görün ki ona göre daha az harcama yapın. Buzdolabının üstüne koyabilirsiniz. Peki. Dolayısıyla bütçe için
formülüdür. Özlem Hanım çok teşekkür ediyoruz. Birazdan Özlem Hanım'la yeniden birlikte olacağız. Neden mi? Çünkü çocuklara da bütçe yapmayı öğretiyor Özlem Hanım. Vallahi öğreneceğiz diye düşünüyorum değerli izleyenler. Hepimiz öğreneceğiz bütçe yapmayı. Evet, şimdi eline sağlıkla çocuklarımıza para yönetimi öğretelim ki onlar bizim gibi böyle daha sonra daha ilerleyen yaşlarda öğrenmesinler, daha da profesyonel olsunlar para yönetiminde, değil mi Özlem Hanım? Aynen öyle. Lara, merhaba. Çak bir tane. Lara Mayda, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu güzelliğe yani şöyle bir bakar mısınız? İmreniyorum şu güzel genç kızlara ve o kadar da akıllı ki size anlatamam, değil mi? Evet. İçeride neler söyledi bize para yönetimiyle ilgili. Yapmak istediği şeyler var. Bir de bir girişimci anladığım kadarıyla. Bir ruhu var. Evet. Bir girişimci ruhu var. Sen sunucu olmak istiyorsun ama bence girişimci yani iş kadını da olabilirsin. Ha? Sunuculuk tabii, iş kadını da sonuçta. Öyle şimdi mi diyorsunuz? Tabii, peki böbürleneyim ben de. Tabii Lara, ben sana bir şey sormak istiyorum. Biraz tabii sohbet ettik ama birçoğunu buraya sakladım. Çünkü hiç orijinalliğimiz bozulmasın diye. Evet. Lara, senin hayalin ne? Dünyayı gezmek istiyorum. Dünyayı gezmek? Evet. Peki, çok güzel. Güzel. Peki bunun için ne yapman lazım? Para biriktiriyorum. Para biriktiriyorsun? Evet. Kumbaran var mı? Var. Kumbaran var. Kaç tane? Üç tane vardı. Üç tane. Ben de sana üç tane kumbara vereceğim bak. Biz para durumu olarak çocuklara para eğitimi veriyoruz. Evet. Tasarruf eğitimleri. Şimdi hemen göstereceğim Lara'cığım. Şimdi bunlar üç tane kumbara. Ne şişelerden yapılmış. Evet, çok şekerler. Ben sana kitabını da vereceğim. Burada yapabilirsin. İçinden çıkıyor. Şimdi burada eline bir para geçtiği zaman harçlık alıyor musun? Alıyorum. Öyle mi? Evet. Kaç lira? 5. 5 lira. Günde 5 lira. Günde 5 lira. Evet. O harçlık mı, ama çalışıyorum dedin demin bana. Çalıştığından evet. Alıyorsun. Evet. Annesinin çalıştığı iş yerinde yardım mı ediyor? Kendi evet. Başlamış. Çok güzel. Kendi isteğine başladın ve günde 5 lira. Atmış böyle kendini, ben çalışmak istiyorum diye. Harikasın Lara. Harikasın. Ne yapıyorsun orada? Resepsiyonda yardım ediyorum. Otelde çalışıyor yani ve sen de ona yardım ediyorsun. Resepsiyonda yardım ediyor, 5 lira güzel. Alıyor. Çok müşteri evet. Çeken benim Lara. Çok bir tane daha 5 lira kazanıyor. Çünkü çocuklarımız da yavaş yavaş paranın değerini ancak böyle anlıyorlar. Evet. Şimdi senin eline geçen 5 lirayı ne yapabilirsin? 3 tane kumbaramız var. Hı-hı. Bu harcamak için. Evet. Yani ayran alacaksın, tost alacaksın, bir şey alacaksın. Bu birikim için. Hı-hı. Almak istediğin bir şey var mı Lara? Ben, ya da bir yere gideceğin, bir şey yapacaksın hani yakın dönemde. Ben bir yani demiştim ya az önce dünyayı gezmek istiyorum. Evet. Şimdiden başlayacağım için. Burayı dünyayı gezme parası biriktirelim mi? Evet. 5 lira. Şimdi bir dakika şöyle diyeyim. Dünyayı gezmek için ilk adım, mesela dünyayı diyelim yürüsek Lara. İlk evet. Adım ne olacak? Birinci adım değil mi? Hı-hı. Dolayısıyla birinci adımı orgu vermeyelim. Burada biriktirelim. Peki 5 liraları buna koyacağız lan dünyaya. Hı-hı. Nereye gideceksin önce? Hangi şehre? İlk önce İngiltere'ye, New York'a gideceğim. İlk önce İngiltere'ye, sonra New York'a gideceksin, Amerika'ya. Yok. İlk önce New York'a gideceğim. New York'a gideceksin. Peki. Evet. O zaman New York'ta kendine bir şey almak istiyor musun? Ailenle gideceksin tabii. Evet. Yani ben ailemin parasıyla değil, kendi paramla bir şey hatıra almak istediğim için. Hatıranı kendi paranla almak istiyorum. Çak bakalım. Allah, 10 yaşındasın, şahane. Peki o zaman bunun üzerine New York'un resmini yapıştırıyorsun. Çünkü oraya gitmek istediğinde hatıra almak istiyorsun, onun için biriktiriyorsun. Evet. Buraya 5 liraları biriktirmeye başlıyorsun. Gideceğiniz evet. Zaman onu sonra dolara çevirirsin. İnşallah o zamana kadar kurda düşer biraz. Şimdi bu da Lara ne kumarası biliyor musun? Buraya harcadığını, günlük harcadığını koydun. Buraya biriktirdiğini evet. New York'a gitmek. Bu da paylaşmak. Yani olmayanlarla paylaşmak. Evet. Bir el alıyor, diğer el veriyor. Evet. Değil mi? Allah bize iki el vermiş, biri alıyor, diğeri evet. Veriyor. Ve Ramazan'da da çok güzel bir konu oldu bu gerçekten. Evet. Paylaşmak çok önemli. Şimdi Doni, senin eline 5 lira geçti ya. Evet. Her gün şu kararı verebilirsin. Akşam eve geldiğinde bayağı bir yorgun olacaksın. Şöyle işte çalıştığın resepsiyonda. Geldiğinde şu olacak. Diyeceksin ki benim 5 liram var. Onu 1 liralara böl. Kuruşa da bölebilirsin. Artık evet. Merkez Bankamız kuruş da çıkarmaya başladı. Diyeceksin ki ben kaç lira harcamaya koyayım? Ben kaç lira birikim New York için koyayım? Ne kadarını da paylaşmak için. Şimdi 5 lira olsa nasıl bölerdin? 1 lirasını harcamak için koyardım. Tamam.
2 lirasını biriktirmek için, geriye kalan 2 lirasını da paylaşmak için. Aslan şahane. Çok güzel. Önceden bunu konuşmadınız değil mi? Hayır. Direkt Lara'nın orijinal fikri. Bravo. Hiç bravo Lara. Ben sana birkaç soru sormak istiyorum. Bir istek mi, ihtiyaç mı yapacağız harcamalarımızı yaparken? Şimdi bir şeyin birikime gidebilmesi için sen evet. böyle bir süre her şey sana konuşuyor. Gel beni al diyor, beni al diyor. Abur cuburlar beni al, Lara diyor buradayım diyor. Ama halbuki senin burada hedefin var. Değil evet. mi? Bir şey yapmak istiyorsun. Ha. Şimdi ben sana diyelim ki şurada çok güzel bir çanta yapmış ablamız. O da mı Meltem'in? Çok güzel. Evet, oradan aldım, masadan aldım. Şimdi böyle bunları da severiz. Şimdi diyelim ki sen bunu gördün. Evet. Yani, tamam mı? Şimdi hemen sen de bir 10 saniye yapacağız. 10 saniye kuralı. 10 saniye bu çantayla konuşacağız Lara. Hazır mısın? Peki al eline. Bunu gördün, baktın. Konuş bakalım. Sen istek misin, ihtiyaç mı? Çok güzel bir çanta fakat benim bir birikimim var, o yüzden alamam. Alamaz mısın? Evet. Ama niye? Çanta çok güzel, içinde oyuncakların resmi var böyle. Ama ilk önce ihtiyaçlarımı almam lazım. Bu çanta istek mi, ihtiyaç mı Lara? İstek. İstek? Evet. Lara bravo sana. Lara almış veriyoruz. Bunu biz de yapalım. Evet, bunları da yapalım. Kuralı ihtiyaç mı? 10 saniye kuralı herkes için geçerli. Evet. Elimizi alıyoruz. Lala artık öğrendin değil mi? Elimizi evet. alıyoruz. İstek misin, ihtiyaç mı? Benimle eve gelmene gerek var mı? Senin için borçlanmaya değer mi? Ben seni kaç kere kullanacağım? Seni hakikaten çok istiyor muyum? İstemiyorsan yerine koyuyorum. Ama hakikaten çok istiyorsan ve bütçemde yeri varsa, biriktirdiğim parada yeri varsa o zaman alıyorum. Ne diyorsun buna Lara? İstek evet. ihtiyaç 10 saniye kuralını uygulayacağım mı? Evet. Peki Lara ile biz içeride şöyle bir egzersiz yaptırdım. Şimdi sonuçlarını açıklayacağım. Tamam. Şimdi sence kaç para diye bir oyunumuz var. Evet. Lara'ya sordum. Şöyle gösterebilir miyim ekrana? Tabii tabii. Sence kaç para diye böyle çocuklarımıza soruyoruz. Evet. Paranın da verdiğimiz eğitimlerde. Sence ne kadar ve ev kirası, elektrik faturası, telefon. Ha sordunuz ve Lara'nın cevapları bunlar. Lara'ya verdim bunu. Ha, Lara yazdı kendi evinde. Ha. Ama aynı zamanda annesi de içeride. Annesine de sordum. Evet, Lara'ya göstermedim. Şimdi bakacağım. Oh, Lara çok sürprize. Güzel. Şimdi Lara sence kaç para? Ev kirası 1500 lira demiş. Evet doğru 1500 lira. Bravo bilmiş onu. Ev kredisiymiş. Doğru evet. bilmiş onu. Elektrik faturası 300 lira demiş. 120 liraymış Lara. Evimizin elektrik faturası. Kablolu TV uydu faturası 35 liraymış. Evet. Lara onları biraz daha yüksek zannetmiş. Evet. Ama bu evet. iyi bir şey. Düşük zannetmesinden iyi bir şey bence. Öyle değil mi? Ev faturası evet ama 10 yaşında bir çocuğun yavaş yavaş öğrenmesi gerekiyor. Geliyor. Bunları öğrenmesi gerekiyor ki Lara evet. şimdi bu böyle bir diyor ki bu kadar bence bu kadar diyor ama annesiyle akşam oturacak Lara. Bunları konuşacaklar. Konuşacak. Anne diyecek ki aa biz internette 32 lira ödüyormuşuz. Halbuki ben 200 lira zannetmişim. Böylece paranın kıymetini anlayacak. Neyine harcandığını evde de anlayacak. Bu o kadar güzel oldu ki Lara'cığım bazı çocuklar var 15-16 yaşında anne babaları şikayetçi hiçbir şeyden haberi yok. Sadece kendi harcadığı parayı biliyor diyorlar. İşte bu haberdar edecek. Demek ki biz haberdar etmemişiz çocuklarımızı. Bak sen şimdiden haberdarsın. Evet Lara şahane gidiyor. Bir de Lara biraz önce duydum. Sen bir de bir girişim yapmışsın. Bir tiyatro skeçi yazmışsın. Evet. Nasıl bir anlatsana onu. Çünkü girişimcilik örneği şahane çok kısa vaktimiz var. Çok minicik anlat ama. Ne yaptın hemen? Para kazanmış çünkü. Ne kadar kazandın? Hatırlamıyorum ama kumbarama attım. İlk önce arkadaşlarımı toplayıp bu fikrimi paylaştım. Onlar da öngördüler. Sonra eve gidip bir senaryo yazdım. Kişilere göre rol dağıtımı yaptım. Sonra tiyatro yapmışlar. Yönetmenlik kaç para aldın her veliden? 1 lira yaptım. Çok güzel yuvalarla doyurma mı yediniz? Bravo. Biriktiriyoruz. Daha da devam ediyor. Devam. Çok bakalım. Belki bu paralar yardım içinde kullanılabilir. Çok teşekkür ediyoruz Lara'cığım. Özlem Denizmen size çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve sizden bu bilgileri almaya her çarşamba devam edeceğiz. Bizimle misiniz? Evet. evet. Biz Maliye Bakanı yapacağız. Bütün kadınlarımızın. Evet efendim. Gelecek çarşamba da nasıl para kazanırız ve tasarruf yaparız. Peki. Tekrar teşekkürler. Eline sağlık. Devam ediyor.